Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'du. Selamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Nasıl mı yoga? Allah Teala'ya hamd-ı senalar, iki alem serarı Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya durudu salavat ve selamlarımız olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ötken sefer kimlerge xildo qilishlik mümkün emas ekanligi haqidagi mavzuni o'tgan edik. Bugungi suhbat imom namozni qay darajada o'qishligi kerakligi haqida. Ya'ni cho'zib yubormaslik, qavmga malol keltirmaydigan darajada yengil namozlarni o'qib berishlik haqida suhbat qilamiz. İmom fiqh kitobida keladiki, namozni va ya'ni bomdoddan boshqada birinchi rakat qiroatini cho'zib yubormaydi deyiladi. Chunki namozni cho'zib yuborish odamlarga malol kelishi va fitna chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari namozni cho'zmaganlar va boshqa imomlarga ham cho'zmaslikni tayinlaganlar. An Abi Mas'ud radhiyallohu anhu anna rajulan قال والله يا رسول الله إني لتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل مدى فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعدة أشد غضبا منه يومئذ ثم قال إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُتَوِّلْ مَا شَاءَ رَوَاهُ الْخَمْسَةِ Abu Mas'ud radiyallahu anhudan rivayet qilinadi. Bir kişi Allah'a qasam ki, ey Allah'ın Resulü, falancının çözüp yuborgani sebebli bomdod namazı kech qolyapman dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ning biror bir mavizada o'sha kundagidek qatti g'azablanganlarini ko'rmaganman. Keyin u zot, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni g'azablanganlarni ko'rmaganman, orangizda namozdan bezdiruvchilar bor. Qay biringiz odamlarga namoz o'qib bersa, yengil qilsin, chunki oralarida zaiflar, keksalar va yumushliklar bor. Qachon o'zi namoz o'qisa, xohlagancha cho'zsin dedilar. Mana shu hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Abu Mas'ud radiyallahu anhu rivayet qilyaptilar. Bir kişi aytdilar ki, Allah'a qasam ki dedi, ey Allah'ın Resulü, falonchining cho'zib yuborgani sebebli bomdod namozga kech qolyapman dedi. Misol uchun kechki namoz, xufton namozini juda cho'zarkanda, bu kişi kech qolib ketib, keyin bomdod namozga kech qolarkanlar. Mana hozirgi paytda ham juda cho'zib yuboradigan odamlar bor. Qanaqa cho'zadi? Shunchalik cho'zadiki, odamlar maral keladigan darajada. Chunki ularning ichida kimlar bor? Payg'ambar alayhissalomning mana shu gaplarida, ya'ni mana shu mavizalaridan ko'ra g'azabnok holatda ya'ni turganlarini, gapirganlarini ko'rmaganman dedilar. Nihoyatda qattiq g'azablanib, shiddat bilan gapirgan ekanlar. Nima uchun? O'sha odamlarga malol keltirib, namozni cho'zib o'qiyotgan odamlar sababidan payg'ambarimiz qattiq g'azablangan ekanlar. Va agar kim sizlardan birortangiz odamlarga imomchilik qilib berayotgan bo'lsa, namozini yengillatsin dedilar. Yengilgina qilib namoz o'qib bersin. Chunki ularning orasida zaiflar, ya'ni zaif degani kuch quvvati kam bo'lgan kishilar, keksalar, yoshi ulug' insonlar namozda uzoq tursa, xorib, charchab qolishi bor. Undan keyin yumushliklar bor. Zulhaja, ya'ni hojat sohiblari, egalari. Ba'zi odamlar o'sha qistab turgan bo'lishi bor, yoki tahoratda sinadigan odamlar bor. Har xil holatda uzr sohiblari bor. Ana o'shanday odamlarni demak sababidan borligidan sizlar namozlaringizni yengillatinglar deganlar. Yana aytdilarki, qachon o'zi namoz o'qsa dedilar, agar
o'zi yolg'iz o'qiydigan bo'lsa, xohlagancha cho'zaversin. Lekin imomchilikka o'tib berganda yengil o'qinglar dedilar. Ko'p masjidlar yo'l yoqasida bo'lgan masjidlar bor. Yo'llarga bir kirib ketay, o'zi shoshturgan bo'ladi, xufton vaqtini ko'rib qoladi. Qarasa azon aytilyapti. Shunda kirib namoz o'qib chiqib ketamiz deb keladi-yu, haliga yetirsa uzoq cho'zayotgan bo'lsa, haligilarga malol keladi. Chunki u safardagi odam edi, yo'lovchi odam edi. Tezroq o'tib ketamiz, bir pasta kirib chiqamiz deb o'ylagan edi, lekin haligi odam rosa cho'zayapti. Ana o'shanday holatni payg'ambar alayhisalom demak, yengil o'qishlikka targ'ib qilgan ekanlar. Bu hadisni beshovlari rivoyat qilishgan. Imom namozga o'tar ekan qavm ichidagi eng zaif, yoshi katta va shoshilib turgan kishilarning holatini e'tiborga olish shart. Namozni yengil o'qish lozim, ammo bu yengillik namozning amallarini chala qilish hisobiga bo'lmasligi kerak. Ya'ni rukularni tez, sajdalarni tez emas, balki qiroatni qisqa qilishlik bilan yengillashtiriladi. Rukularni o'z maromiga keltiriladi, sajdalarni o'z maromiga kelib sajda qilinadi. Qiroatlari ham ya'ni tajvidi bilan o'qiladi-yu, lekin qisqaroq sura. Bu yerda bomdod namozidan tashqari namozlarda deyiladi, chunki bomdod namozida uzunroq o'qilsa bo'ladi. U odat tusiga aylangan 2 rakat namoz ko'p emas. Avval sunnati o'qilgan bo'ladi, 2 rakat namoz unaqa og'ir hisoblanmaydi. Ana o'shaning uchun bomdoddan tashqari namozlarni demak yengilroq o'qish kerak, bomdod namozida uzunroq sura o'qsa joiz. Lekin unda ham malol keladigan darajada odamlarning oyog'i charchab qoladigan darajada juda ham uzun suralarni o'qishlik demak bayangi hojat egalari, keksalar va zaiflarni e'tibordan malol keltirmaydigan darajada demak namozni ado qilish kerak. Yana bir hadisda keladi an Anas radhiyallohu anhu qol: "Ma sallaytu wara'a imamin qat akhaffa salatan va la atamma min an-nabiy sallallohu alayhi wasallam va in kana la yasma'u buka' as-sabiy fayukhaffifu makhafata an tuftana ummuhu wa fi riwayatin inni la aqumu ila as-salati wa ana أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهة أن أشق على أمه رواه الخمسة أنس رضي الله عنه رواية قلدلر وزادتنا رواية قلدلر النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبرمز عليه الصلاة والسلام پیغمبر عليه السلام دن كره دلر نمازن ينجل رب يعني مكمل رب biror namozning orqasida, ya'ni imomning orqasida namoz o'qimaganman dedilar. Anas radhiyallohu anhu 10 yilga yaqin payg'ambar alayhisalom doim xizmatda bo'lgan sahobiy aytadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ko'ra namozi yengilroq va mukammalroq biror imomning orqasida namoz o'qimaganman. U zot go'dak yig'isini eshitib qolgudek bo'lsalar, onasini chalg'ishidan qo'rqib namozni yengil o'qir edilar. Boshqa bir rivoyatda payg'ambar alayhisolam aytgan ekanlar, men namozni uzun o'qimoqchi bo'lib turamanda, keyin go'dak yig'isini eshitib onasiga mashaqqat tug'dirib qo'ygim kelmay namozimni yengil qilaman deganlar. Beshovlari demak rivoyat qilishgan. Payg'ambar alayhisolamni aynan bomdod namoziga imomchilikka o'tib berganlarda avvalgi hadislarda darslarimizda o'tganmiz. Payg'ambar alayhissalom namoz o'qitganlarida bir ayolni, ya'ni farzandi yig'lab qoladi. U paytda masjidga ayollar ham namozga kelishgan. Hazrat Umar radhiyallohu anhu xilofat davrlarida ayollarni namozga kelishdan qaytarganlar. Oysha radhiyallohu anha namozni oldiga borib shikoyat qilishgan. Hazrat Umar bizni jamoatdan qaytaryapti. Biz Rasulullohning davrida o'qiganmiz. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning davrida ham namoz o'qidik-ku jamoatga chiqib masjidda. Nega Umar qaytaradi deganlarda shunda nima bo'ldi? Hazrat Umar radhiyallohu anhuni so'zlarini tasdiqlab, buyruqlarini tasdiqlab Oysha onamiz aytdilarki, agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrida ham hozirgida fitna bo'lishligi bo'lganida edi, ya'ni fitna bo'lganda albatta Rasululloh ham qaytaradilar. Demak, Hazrat Umar radhiyallohu anhu qaytaradilar, endi bormaydilar deganlar.
Ve sahabi kiramlarının özleri borarlar, ayolları ünlülerinin namazını okşuna adaklı gelirler. Bizde hem hazır Hanefi ulamaları ayol kişilerinin cemaat bulup namaz okşuluğunu kerahiyetli, makruh deyirler. Üyde okuyan özel, yalnız halette. Demek namazını Peygamber aleyhisselam ok, imamçılıkta öterdiler, sahabelerin hemen kirerdi içkereye. Sahabeler kirgip bogenden kin ayollar kirişken. Ayollar arkada namaz okuşken. Yaş balılar, yaş, yani yaş ketteler bilen ayollarının ortasında duruşken. Balagat yetmeyen yaş balılar. Yani Peygamber aleyhisselamın arkalarında namaz okuyken ayollarının bittiğinde balası bilen çıkken, cemaatke çıkken, emzikli balası bugün. Hani balanı kurtarıp çıkanı bir çetke koyup ikhidak yiyen. Peygamber aleyhisselam namazını başla geldiğinde, her iki çakalak yığılaşını başla geldiğinde, Peygamber aleyhisselam kulu a'udu bi rabbil felak. En kısa sure, Kur'an'ın en ahirge ayeti. 113. ayet. Kulu a'udu bi rabbil nas, 114. en ahirge ayet. En sure. O şey en ahirge surelerini kıraat kılıp, yani zan sure kılın namazını okuyup, tüket geldiler. Ne bu için? En o şehrdeki ayolge meşakkat buluşluğunu haklıma geldiler için. Ayolunu hicaret bu kalışıdan demek saklanışlığı için. Çünkü namaz okuyorken pette ona balık dat diye yıkılıp dursa namaz okuyan da hem bunu yaparlar. Hatırcağın bir moral namaz okuyorken için tinçlik gerek. Aynısı ananın balığını yıkılıp dururken petteki haleti mutlak kıyınlarsa. En o şehrin için Peygamber aleyhisselam akıllılar namazını kısa kılıp Falak Nas suralarına iki rekatiye, birinci rekatiye Falak, ikinci rekatiye Nas suralarına okup namazı tez tüket gelir. Bamdat olsa ha. Ha bizdeki Bamdat namazını uzun süre okuyormuş ki. Bir yerde işte zayıflarını, demek hacet egelerini, belki kekselerini itibarından namazını adaklısını gerek. Bazıları şunca, şuna kendi kalonkanı balantık koyardı, hananın içinde. O zaman küçükken yine adam, kendine cemaat, Hali adamların kulak müyesi kavmeti keltiredigen derecede bakır çakır bilen namaz okuladı. Hali adamlar beziydi onlar. He, onge çıdıp duramıyordu. Onun için adamın asabı çıdamıyordu kekselerde aynısı. Yani o şeyin hakkında demek maral keledigen halette namaz okuladık. Ondan Peygamberimizin katta diyenler katta gazırlan geldiler. Yine bir hadiste kiltirledi. An Cabir ibn Abdillahi enne Muad ibn Cebel'in radıyallahu anhu kâne yusalli ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem thumme ye'ati kavmahu fe yusalli bihim salah fe kara'a bihim al-Bakara'ta kâle fetecevveze raculun fe salle salaten hafifeten fe belaga zâlike Muad'en fe kâle innehu münafikun fe belaga zâlike racul فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن قوم نعمل بأيدينا ونسخي بنواصحنا وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت ثلاثا اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها رواه الشيخاني جابر بن عبد الله رضي الله عنه ذن رواية خلنده معاذ بن جبل نبي صلى الله عليه وسلم بذن نماز أخر سنجد قومك كرب أولار أشى نمازنا أخر يعني أولار أشى نمازنا أخر بيرالده Ularga Bakara surasini zam sura qilib o'qib berdi. Shunda bir kishi jamoatdan ajralib chiqib, alohida o'zi yengil namoz o'qib oldi. Muozga buning xabari yetgach, albatta u munofiqdir dedi. Hali uzun namoz o'qiyotganligida alohida chiqib ketib, o'zi qisqa qilib o'qib ketayotganidan keyin buni xabari yetganda Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu u munofiq degan ekanlar. Chunki munofiqlar masjidda ko'p turgisi kelmaydi. Ko'p tursa siqilib qoladi, ya'ni yuragi siqilib ketaveradi. Bu yerda boshqa bir masala bor. Albatta u munofiqdir dedi. O'sha gap haligi odamga yetdi. Meni munofiq dedimi? Muoz ibn Jabal dedi-da,
Şunda o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem huzurlarına gelip, ey Allah'ın Resulü, elbette biz kullarımız bile mihnet kıladigan ve abkeş tüyelerimiz bile ekinlerimizin soğaladigan kavmimiz. Mağaz keçi keçi kurun, bizlerge namaz okun berdi. Kutam namazını okun berdi. Onda Bakara'nı okudu. Şunda cemaatten acilap çıktım, o beni münafık deyip oylap dedi. Şunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ey Mağaz dediler. Ey Mağaz, sen fitnetçi misin? Karayın. Ey Mağaz, sen fitnetçi misin? Ey Mağaz, sen fitnetçi misin? Deyip üç mertte ettiler. Ve onge ve şemsi ve duhaha ve sabbih ismi rabbikel a'la ve şunları okşayın, yani okşaslarını kıraat kılgın dediler. Yengil suralarını okuyun, Bakara'nı okumayın. Ve şu ve şemsi ve duhaha sabbih ismi rabbikel a'la şunu okşayın suralar, kısalarını okuyun. Dib Muaz ibn Cebel raziyallahu anh'ın kıvayıdılar. Sen fitne mi? Fitnesi mi sen dib? İlk üç metre kaytardılar. Peygamber aleyhisselamını onlarca şundak tembih verişler ne için dedi? İşleydigen sahabiler işten kap gider dedi. Keçkurun kıladigen işleri bağırdı. Erti tünide turup işleri bağırdı. Onlar Bakara suresinin ahir gece turuşlukke sabır yetmezden iş kap gittikkenli giden bir çetki ortup özü aslı münafık olmayan. Hakiki imanlı bu gendeki işini öyle Muaz ibn Cebel raziyallahu anh'ını adamlarga malol keladigan derecede kıraat kılıyotganligidan ahiri haligi münafık degenini eşitgenden ki Resulullah'a varış şikayetlidiler ki Muaz ibn Cebel keçi keçkolun kelim Bakara suresini okudu. Ben Allah'a da okudum. Mümin münafık diye oyladı. Ben aslı münafık yemez mi ya Resulullah? Biz şuna bir kul bilen iş kıladigan, abkeş bilen su tartıp tüyelerimiz soğaradigan şuna bir halkımız, kavmımız. Biz eğer şu işlerini kımasak o erte tongeçe hop getemiz. Bizde ona da imkaniyet yok. İşlediğin halk, yani misal için erte tongeçe seherde dara geçip getirdiğin nümeler dehkanlar vardı. Eğer uzun süre okursayız, halde keçkulun ki var da keçkulun işten gelip çerçep giyen, yani erte tongeçe işe geçirdik gerek ularge malav gelen. Ahir gece tural mıydı hem? Bakara surasını bilasın, iki yarım bağır. Ana Peygamber Aleyhisselam Muaz ibn Cebel Radiyallahu anh'ın fitnesi mi sen? Şimdi bundan ki Meşru ve Şemsi'ye yok ki Sabbih Hismi'ye okşayan surelerini okuyandı. Demek kıska okşuluğunu, yengilletçiliğine Peygamber Aleyhisselam talimini verdiler. Bunu iki şey rivayet kılışken. Yani Bamdat'tan başka birinci rekat kıraatını çözüp yuvarmaydı. Çünkü Bamdat vaktinde köpçilik haflette buladı. Köpüra adam cemaatki yitip alsın degen mesette kıraatını uzun kılınlar. Çünkü uykudan bazılar çerçegen varlıkta keçirak duradı. Türgen'den ki aldım ben cemaatki varsam imam uzun kıraat kıladım ben elbette yitip aramayan şu birinci rekatki uyguluyemem dedi de ümit veren taharat kılıp uykudan turup basayım her iki Bamdat'ki yitip gelişlikle hareket kıladı. Yani o şey mesette demek kıraat uzun kılınır. Kalgen namazlarda Bamdat'takige okşar birinci rekatını ikincisinden göre çözüp yuvarmaydı ama üç ayet geçip çözülse hiç hırsı yok. Üç ayetten kem olmasını gerekendi. Muhtedi bir kişi olsa onun oyun tarafında durar. Misal için bir adam imamçılık kötü yaptı da ikinci adam var halas başka adam yok. O şende herige muhtedinin turuşluğu imamın arkasında oyun tamamında duradı. Onun ayak parmaklarının uçları imamın tavanı bilen beraber buladı. Demek imam duradı, imamın arkasında tavanı yakın duradı, oyun tamamında. İmamın yakın duradı. Yani o şey halette demek oyun tamamında bir kişi olsa namazını okuydu. Eğer ayakları bir tekiz tursa hem caiz fakat aldığı ötüp gitmesi bu. Yani muhtedi imamdan aldığı ötüp gitmesi gerek. Bunun delili kuyudaki hadistedir. An İbni Abbasin radıyallahu anhüme kal bittu inde halati meymunete fekama nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yusalli minel leyl fekumtu usalli ma'ahu an yesarihi feekhadani bi ra'si فأقامني
an yaminihi ravahul hamse. İbn Abbas radıyallahu anhuma den rivayet edildi. Kale şeytler ki bittu inde halati maymuna. Men maymuna halamın demek halam maymunanın huzurlarında tünep kaldım dediler. Enes İbn Abbas radıyallahu anhu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem keçesi durup namaz okup başladılar. İbn Abbas en ulu ustalıklardan, müfessirlerden, tafsir ilmini işte sahabelerin içindeki en alimlerden. Peygamber aleyhisselamın emekleri burada. Keçesi durup namaz okuyup başladılar. Men hal o zatın çat tamamlarında durup namaz okuyup başladım. O zat benim başımdan işler, oyun tamam, yani oyun taraflarına turuzup koydular dediler. Bir şeyler rüyatırken. Demek ki işte adam namaz okuyduken bu ise imam altında duradı. Bunun tavanına yakın durup durup, demek ki başmalıdağlarına yakın durup, arkası da ikinci adam durup namazına adakladı. Bitteden köp olsa ki, şimdi o arkasında duradı. İki kişi bu ise, belki üç kişi bu ise, imamın demek arka tamamında duradı. Kançayla gidiyorsa her iki tavanına başı yetip olması gerek. Yani şimdi halette, demek namazına adakladı. Bunun delili kuyudaki hadistedir. An Samurata ibn Cundubin radıyallahu anhu kal emrenne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idâ künne felâfetu selâseten eyyete kaddeme ahaduna revâhu tilmîdiyyum. Samura ibn Cundub radıyallahu anhu'dan rivayet kılınladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz üç kişi bulsak birimizin yani aldığı uçuşumuzu emir kılardı. Bir kişi aldığı uçsun dediler. Üç kişi olsa. Bunu İmam Tirmizi rahmetullahi rivayet kılıyor. Demek imamın ihtida kuruluşlar iki erkek kişiden ibaret olsalar imamın arkasında durarlar. İki neferden artık erkek kişi olsa hem şundayı. Eğer ikiden artığı arkaya ötmese makruh tahrimi oladı dediler. Eğer ikiden artığı arkaya ötmese. Makruhu tahrimi buladı. Evvel erkekler, keyin balalar, sonra hunasalar ve onlardan keyin ise ayallar, saf tartadılar. Demek, imam birinci de turadı. Arkası da iki kişi ya ki ondan köp adam bası, demek arkada turuş gerek. İmamın toğrayı da, roparası da yanında turmaydı arkası da. O bir saf arkada turadı. Yani ortada ayağı, yani imamın ayağı baş yetmediğin derecede durar. Arada bir saf katta açmıyordu, durar. Şimdi saf boyunca, safını da duradığın adamların katar duruşu boyunca birinci erkekler durar. Erkekler demek balagat yaşı gibi yetkenlerine etkiler. Ondan kim kim durar? Yaşı gödekler, yani balagat yetmeyen gödekler. Eğer mabada şu cemaatte buluşu mümkün de, hunasalar buluşu mümkün. Ha, erkek ya ayal ortada gibi adamlar değil de o. Eğer şuna kadar mabada olsa, şimdi hali ballardan keyinde durar. Yani ondan keyingi sefte ayallar durar. Biz şimdi doğru çözümümüz gerek, bir cemaat olsa yok. Ayalan var, erkeğen var, ha, balagat yaşı yetmegeniyen var, yetkeniyen var, hunasaların olsa, sefne yani şuna kadar alışılıklı şeriat. Yani kursatını verelim. Bunun delili kuyudaki hadislerdir. An Anas ibn Malik radıyallahu anhu kal kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi beyti ummi Süleym fekuntu ve yetimun halfahu ve ummu salimin halfana revahul erba'a. Anas ibn Malik radıyallahu anhu'dan rivayet kılınladı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ummu Süleym'in üyüde namaz okudular. Men ve bir yetim bala o zatın arkalarında durduk. Ummu Süleym ise bizim arkamızda durdu dediler. Tört evleri demek rivayet kılışken. Ve anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem emmehu ve imraaten minhum feca'alahu an yeminihi وَالْمَرْأَةُ خَلْفَ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَ ذَلِكَ رَوَاهُ
Müslümin ve Ebu Davud'a. Yani o şu kişiden rivayet kılınırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem unge ve ulardan bir ayolga imamlık kıldılar. Bas onu oyun tamamlarına ayolunu ise onun arkasına koydular dediler. Ha, şunları mı? Bitti erkek varken Peygamber aleyhisselam unge ve ulardan yani unge ve ulardan bir ayolga imamlık kıldılar bir kişiye. Şunda her iyi git. Erkek kişi demek oldu da oyun tamamında durdu. Ayolası bir saf altta namazını okudu dediler. Müslim ve Ebu Davud rivayet kılgenler. Bu saf alışlıkta bizler kub bunu düşkelerimiz. Kub halatı düşkelerimiz. Halçın bir yüzyılda mağrake bu kasa başka olsa yani o şu halatlarda her türlü adamlar keleri. Erkekler keleri mümkün, apa singiller keleri mümkün, hala amveler keleri mümkün, tağa ciğerler. Yani o şartta kendi türemiz. Birge okuyduk dediğin halatlarda bana şu saflarını demek tertibini biz bunu alışımız gereken. İnşallah bu sohbetini, yani safta turuşluk sohbetini yine betafsızlık keyingi sohbetlerde devam ettiremiz. Allah Subhanehu ve Teala başlarımızda bu ilimini amel kılıçlığımız ve onunla acil alışlığımızın menfaatli buluşluğunu Allah nasip eyleyin bu sün. Kimde ben şu mevzuda sorulmasa? Sorayılır. Savollar yok. Ustaz, eğer hatta okuyduğun olsa, mesela İspanya'da böyle değil mi? Eğer hatta okusa, mükemmelden şunda orası açığına alıp duruşu gerek mi? Hop. Ayol kişi, misal için, üyüde namaz okuşluğu gerek, erkek kayıtta okuydu, masjid okuydu. Hiç kalmadı da kulak kalktı. Karısı kıyas çıkardığı derecede. Yani cemaat namazını başlayıp okuyup o geneken, her gün akılda değildi. Durup uyudu okuyorken peyette ayol mihan namazı okuyorsan meclim artı izle koşulup dapılıp dese meyve deyildi. Fakat bizim mezhabımızda şu ki ayolunun iktidasını kabul kıldım degen niyetini kıpayalı. Ayolunu namazı okuyorken izle niyet kıldım, bandat namazını iki rekat farzına da okulmaklığını yüzlerine kıpayla mukaddes kâbetullah ki halis Allah için deyiz ki o şende imam iktidasını kabul kıldım yani ben arkamda namazı okuyorum ki razı ben deyken manada kabul kılışını kalbine ökküz niyet koyalım. Ve arkada şu imam gel, yani özünü yeri gel, hıddakıl etken ayol, hıddakıl etken peyde demek bir saf ortada duradı, başı yeri gel, o yerinin ayağı tegmesli iken. Bir saf ortada duradı. Yani aldı da erkek kişi durardı ki, öyle tavanı yeter etmez, bir erkek idi. Yani o şu halette durmaydı. Eğer baba da değildi, erkek kişi namaz okuyor diyor, erkek kişi namaz okuyor diyor. Halbuki ayol gelip, o bile beraber durup namazı hıdda kovaradı gelmesi, erkekliğin namazı büzülerdi eğer hıddasını kabul kıyamasa. Lekin hıddasını kabul kımagen, yani onun namaz arkamdan hıdda kılıçlığını niyet kımagen de, ayol o yüzden özü kildi de hıdda kıldı. Onun namaz bulma etti. Bizde Hanafi mezhep ulamaları, bu şeyin hıddasını kabul koyuşluğu gerekli. Ne geldiyse şu, yanmaya oturup olsa, erkekliğin namazı buzulup kaladı da beraber durup kalsa. Oşan için iktidasını kabul kılıçlıkla şart koyduğumuzda. Şu namazı buzulmasını için. Sen arkamda namaz okuyun, iktidakla diyen bu sayın deyip yani kurs atıp, uygatıp, bundaki namazı başlayırsın da. Yine bir soru var ustaz. Malum bir keserliği var adam. Mesela ayağı ağrıydı yani, mesela bir şey belli de gireceğinde keserliği var adam. Kip kalıyor, kutan namazı gibi. İmam uzağa kıraat kıldı. 5 minit ondan ziyade kıraat kıldı. Şimdi şu adamı ağrı ve sebebiden turşuluğu melalliği bıraktı. Şu adam ne kadar dedi? İmamın yani arkasından bir ahli, yani zayıf kişiler dedi. Peygamber aleyhisselam öğütü zayıflar var. He? Hacet ilgileri var. Yani kekseler var dedi. Orkada hıda kıldı. Halbuki namaz nihayette çözülüp gidiyordu. Gürcesi var, adam önce müçeki çizip duramaydı da kuvvet yok olup, yıkıladığın derecede olup ağırlık küçeyip gitken de şartta oturuyorlar. Hani şu halette, turuşluğun kuvveti yetmeyen de keksek kişi basıyor.
Şartta oturuyorlar da, yani ama turgen miydi o zaman? Sekin oturadı da, hani oturgen halatı da tizzalarına, yani tizzaların üstüne kollarını koyup oturadı. Huddi taşahhudge oturgendik. Eğer taşahhudge oturuşlikke, onun ayağı ağrıydıken, ayağı kaylamaydıken adam olsa, onda ayağını çözüp kıbleye kadar oturuyorlar. Kıbleye ayağını çözüp oturup, az yine ayağını bükuyorlar. Kıbleye tikke çözüyorlar yine de, sadece yine bükü oturan da, yani şu kollarını tizzasını koyup, şunda imai şarabıyla namaz okuyorlar. Mabada her iki adamda kuvvet hasır buldu da, turuşlukki imkaniyeti buldu. Karasa, hence uzunluğun yaşlısını yaptı, sadece sağa yapıp kaldı. Şimdi, her iki oturuyken halette oradan duruyorlar. Eğer imam kıra atıp dururken bilse, bir pas durdu da, özü gekip kaldı, sağlığı yaşlılıp kaldı, sağa yapıp kaldı. Şimdi, şartta kuvvet hasır geldiğinde ki oradan durup, yine namazını devam ettiriyorlar. Kimi ki salon var ya? Eğer mescidde şu iki kişi cama böyle okuyordu. Ümmetin arkasından yine iki kişi ki bir iki adam geldi. Koşulması oldu. Uşanda bunun arkasından ki cama ki koşuladı mı ki yanından ki koşuladı mı? Ha. Benim mesela için bitti adam imamçılık ötken eken de ortada bitti adam durdu. Ha mı sağ olsun? Ortada bitti adam dururken bu sefer her gün namazdaki ki ingi kegen adam da koşuladı da her gün adamın yelkesinden de tartardı. Yani imamın ortada turgan, bir tomonda turgan adamın yelkasidan tortsa, u oyog'ini uzmagan holatda orqa safga o'tib oladi. Orqa safga o'tadi-da, haligi ikkinchi odam bilan boyagi makruhi tahrimiy deyildi-ku, orqasiga o'tmasa deyildi. O'shanga o'shaning uchun haligini tortib oladi. Endi ko'pchilik uni tortsa, bunday holatda sen nima qilyapsan deb tushunmaydi-da, haligi masalani eshitmagan, ko'rmagan, bilmaydi. Endi o'sha holatda agar bo'ladigan bo'lsa, endi imomning ortada ikkinchi tomonida yoki o'ng tomondagi o'sha odamning yoniga turadi. Mabodo u orqaga turmasa. Oldiga tursa, endi imomning oldiga o'tishlik imkoniyati bo'lsa, imom bir saf oyog'ini uzmasdan yerdan uzmasdan bir saf oldinga tura oladi-da namozni ado qila oladi. Ana shu vaqtda shu holatda namozni o'qiydi. Mana shu holatda to'g'ri. Keyin men Ramazon oyida keladi-yu, shu istirohat, taravih namozlari asosan to'g'ri. Üşende yem, bir arada oturup istirahat alıp yaş kattı adamla okuvası boğuladı mı? Eğer şunu kadar. Eğer nafil namazlarda özü aslında şu başından başlayıp kuvveti bu şeyin çerçeşlik ihtimali bu ise, misal çerçe gelir ağa adam bu ise oturup okusa boğuladı, farz bu mesela. Çünkü nafilde, yani bu taravih nafil ki, turuşluk farz mesela. Kıyam farz da farz. Farzdan Peygamber aleyhisselam, Lodik iddiyseler, nafilini nafilni shu ulov qaysi tomonga qarab ketayotgan bir shikomaga o'qib ketaverganlar. Agar farzni o'qishni iroda qilsalar, tushadilar, qiblaga yuzlanadilar, tikka turgan holatda farzni ado qiladilar. Yana keyin ulovga chiqib yana namozni davom ettirib ketaverganlar, agar nafil bo'lsa. Bu yerda ham taroih namozi bo'lganligi uchun u nafil ibodat, uni o'sha quvvati yo'q, zaif, kuchi yetmaydigan, oyog'i og'rib qolgan, charchagan odamlar demak o'tirib o'qsa bo'laveradi. Peygamber Aleyhisselam'ın Allah'a adam Hafsa anamız, Müslüman anamız iki de üstünlü orası ki hani Mescid-i Nebevi'de üstünlü orası ki arkam bağlı koyarken de namazda dururken de suyan iyi durarken de hani arkam ya o da çerçekenler de keçesinde namazı okup çıkarken de şimdi hani nafil ibadet etken de hani arkam ya suyanıp yani rükû secde kılıp nima kılarken de şunda Peygamberimizin korup o geldiler de bunu Subhanallah deyip hani tacüblerini bunu hakkıyla yapsalar. Eğer babada çerçeselerin namazda, nafil namaz olsa, onu da oturup okuyorlar. Küçük kuvvetlik bağlılığında o aslında bir az dem alıyorlar da küçük kuvvetini yığıp okuyorlar. O arkan tartmasından. Eğer babada çerçeken olsa da arkan tartışı hacet yok, oturup okuyorlar deyip nafilini oturup okuyorlar ruhsat veriyorlar. Yani mümkünlüğünü düşündürüyorlar. Şu an için taravihlerde, nafillerde şuna kayın. Oturup okusa zararı yok. Şimdi yine bir tesavvur istiyoruz. Yani, kıraat meselesi azgine bağlı olduğu cahı bu. Şimdi ağzı imam kıraatı nakısı olsa, yani arkadaki karı olsa namazı namaz bu muydu? De, bu tek dersi. Şimdi bir adam azan etip durdu. Mesela peşin namazı azan etip durdu. İşte mesela Allah'a zahmet dedi Allah, yuvasam ekber, yuvasam berber, çözü attı. Uşa payetliği azam kayıt ettiler mi yok?
o'shani o'zi bilan kifoyalanaveradimi? Agar o'sha ozon aytuvchi odam ozon aytgandagi xatosi shunchalik kufr darajasiga yetadigan bo'lsa, albatta qaytaradi. Ha, uni to'g'ri aytibdi. Allohu degani Allohu akbar degan Alloh ulug'mi degan. Bu hadigi Alloh buyukdir degan so'zni so'rab ma'nosini Alloh buyukmi degan so'zga aylantirib qo'yadi. O'shaning uchun afzal deydi ulamolar o'sha qayta o'qisin deganlar ham bor. Boshqa bir hadigi qo'pol xato bo'lmasa zarar yo'q. Qaytarib aytmaydim, chunki bir marta takror qilib qo'ygan bo'lsa va hokazo shunga o'xshagan holatlar bo'lsa. Lekin hadigi katta xato qilinadigan bo'lsa, o'shaning uchun ham tajvidni biladigan, azonni iloji boricha ustozlardan o'tkazgan, harfni mahrajlardan chiqaradigan, cho'zish qayta cho'zish bor, qayta cho'zishlik yo'q, o'shalarni biladigan odam aytsin deydi azonni. Ham ovozi chiroyli, ham ovozi baland odam aytishi kerak. Odamlarga malol kelmaydigan qilib aytishi kerak. Ya'ni juda ham nag'ma qilib cho'zib yuboradigan ham bo'lish kerak emas. Kalimalarni dona-dona qilib aytiladi. Keyin yana xuddi shu mavzuda bitta savol bor ekan. O'sha hozir xunasa, yosh bola sanaldi-ku. Bular misol xunasani, xunasaligini bilish uchun o'zi aytish kerak, yo'qsa ta'lim bo'lish kerak. Hozirda odatda qo'shilib ketadi, deymi? O'sha holatda namoz bo'g'radimi saf orasidagi bizni qolsa? Bu jamoat uni bilmaydi. Misol uchun bilmaydi, uni kim ekanligini xabari yo'q, ularga zarari yo'q. Hadigi odamning o'zi bildimi, o'zini bilgan holatda orqada turib namoz o'qishligi kerakdi. Yosh bola masalasi ham qanaqa bo'ladi bunda? Yosh bolalar o'zlari bilmagan holatda oldinga turib olsa zarari yo'q. Uni misol uchun sizni namoz bo'lmaydigan darajada emas. Bilgan odamlar bolalarga orqaga o'tinglar deb o'tkazib qo'yishlik kerak. Yosh bolalarga masjidga kelayotganda bolam, sen hali yoshsan, kichkinasan, balog'at yetsang, u oldingi safga turasan. Shuning uchun eng oxirdagi saflarga o'tib olgin deb o'rgatib qo'yishlik kerak. Ham o'sha to'polon qilmaslik, bolalar bilan yugur-yugur qilmaslik, ko'p qimirlamaslik, shu narsalarni ta'limotini berib o'qirish kerakda bolalarga. Mana o'shanda yaxshi bo'ladi. Shuning uchun ham sabiy, go'dak, aqlini tanimaydigan, o'zini bilmaydigan darajadagi bolalarni iloji boricha masjidga olib kirilmasin deydi. Masalan, 2 yoshar, 3 yoshar hali hojat chiqarib qo'yishi bor, yig'lab baqir chaqir qilib qo'yishi bor, shunga o'xshaydigan holatdagilarni masjidga olib kirilmasa afzal deydi. Lekin undan katta o'zini taniydi. Masalan, 5 yosh, 6 yosh bolalar ba'zilar nihoyatda aqlli bo'ladi. Yugurmaydi, to'polon qilmaydi, xotirjam namozni ado qiladigan, hatto kattalardan chiroyli namoz o'qiydiganlarni ko'rganman. Yoshi katta odamlardan tartib bilan namozni chiroyli ado qiladigan kichkina havasiz keladi. Ha, ularga shunday o'rgatib qo'ysangiz, ular chiroyli o'qiveradi. Shuning uchun ularda nasib o'sha kichkina aqlini taniy olmaydigan bolalarni yoki majnunlardan, mastlardan masjidni xoli qilinglar deganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. YouTube'da yana bir savol bor ekan. Tahorat qildim, keyin uxlab turdim. Ya'ni boshqatdan tahorat qilishim kerakmi degan savol bo'lgan. Ha, tahorat qilgandan keyin uxlash, ya'ni biror bir narsaga suyanib uxlagan bo'lsa-yu, o'sha suyangan narsasini olib qo'ysa yiqilib ketadigan darajadagi odam uxlagan bo'ladi, uni tahorat ketadi. Lekin bir odam o'tiribdi. Ya'ni o'tiribdi-yu, o'tirgan joyida nima qilyapti? Hech qanday suyangani yo'q. Maqad, ya'ni orqa o'rindig'i ham yopilgan, hech qanday ochilmagan, ya'ni ochilib qoladigan darajada emas. Ana shu o'tirgan holatda, ya'ni o'tirgan holatda ozgina tilak kiz, ya'ni uyquga ketsa zarar yo'q. Lekin uxlab turibdi-da bitta joyga suyanib olgan, masjid ustuniga suyanib olganmi, boshqami, yoki yotib olgan, uxlayapti. Ular agar uxlasa, uyqu keldi, ko'z yumildi degandan orqa xalta ochiladi, ya'ni odam tahorat ketgan ketmaganligini bilmay qoladi. O'shaning uchun uxlagan odam mabodo uxlaganligini aniq bilsa yoki yon atrofdagilarsa hozir uxlab qolding desa, albatta tahorat qilib namozni o'qish kerak bo'ladi. Keyingisi. Assalomu alaykum ustoz. Janoza namoziga birinchi takbirdan keyin kelib qo'shilib turadi. O'sha ikkinchi takbirga. O'shanda qo'shilish jarayoni qanaqa bo'ladi degan savol bor ekan. Shu masalani yaxshi bilishimiz kerak. Bir kishi jamoatga keldi. Janoza namoziga-da. Janozaga keldi-da odam
namazda başla ağırlayanken Allah-u Akbar deyip kırık etmeyesiz. Yani farzda misal için namazlarda o dini beşer namaz mutlak namaz deyiler. Bizde yani bu peşin, asıl, şan, kuftan, bambatlar mutlak namaz. Ne gelirse onun rükü secdesi var da. Yani cenazede rükü secde yok. O işi cenazede kelgen adam kildi. Kildi de Allah-u Akbar deyip koşulluk etmeyle. De imamın tekbirini kütarır. İmam bir mette Allah-u Akbar deyip oken. İkinci tekbirde misal için Allah-u Akbar deyipken de arkada turgan adam Allah-u Akbar deyip o şey tekbirge koşulur. İkinci tekbirine ya ki üçüncü tekbirge misal için. Kildi ikide tekbir edip koyun. Kildi de sahte tuğra. Yani imamın mesela kütüyüp durar. Tekbirini. Allah-u Akbar deyipken de koşulur. Allah-u Akbar deyip özü koşulur. Yani koşuldu, koşulgenden ki ne yapıldı? Subhaneke Allahümme. Belki duanı okuydu, salavat etedi. Yine tekbir tekbir etedi de. Misal için iki tekbiri ötüp etkenden ki üçüncü tekbirge koşulgeniydi o. Üçüncü ve dördüncü tekbir iman bilen ayetti birge. İkide tekbir kapı etken ki. Ular iki tamamen salam birgende. Bu adam salam birmesinden durup hikmette Allah-u Ekber de tekbir etip Allah-u Ekber de tekbir edip kendi salam verir. Şimdi dört de tekbirli bu arada oldu. Namazı. Bir kişi geldi, niyet kıldım, dört tekbiratlı cenazeni okumalı günü, hıhla kıldım üç bir imamge, Allah Teala'ya hamdü sana, Peygamber Aleyhisselam'a salavat ve üç bu meyitki sahabını bahşedildi, niyet kıldı, türüptü de, imam Allah-u Ekber de geldi, bu Allah-u Ekber de kiredi. Kolunu bağlı türüptü, kolunu bağlı türüptü de, Allah-u Ekber de geldi, her gün salavatını emanet etti, sana ona etti de, Allah-u Ekber de geldi, Allah-u Ekber deyip kaydırdı. Daha bir kılarında başını kurtarıp koyardı, başını kurtarış gereğiymez. Bir kıl durardı. Kolunu hem kurtarıp koyardı, kolunu hem kurtarmış, bağlandı mı durardı. Kımırlamasından şu halatı durup, Allah-u Ekber deyip, her gün tekbir etkende koşulup tekbir eti uğradı. Salavat, kımırlarını okuydu da, ahırda her etkenimizdik. Bunlar salam bergenden kiyin, bu adam tekbirini etip, hikmette, şey, ne hikmette tekbir kapı etken bu sen? Kullas dört takılış geldi tekbirini. Dört mette tekbirini etkendeki iki temen salam verin, namazını yapabiliyordu. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve aleyküm. Cami adresi okunmayan kişi cennetki kirede mi yok mu? Hop, insanın cennetki ya ki dozakki kirişliği bu Allah'ın izniyle giderse, ben de bu adam cennetki kiredi ya ki cehennemki kiredi hiç kim ete almaydı. Cenazası okulgen bulsun, okulmagen bulsun, Müslüman bu bir yaşayken bulsun bu oldu. Kança kança adamlar şahit bu kitle, he? Katıl meydanıyla. Misal için kança kança adamlar dam dereksiz vefat bu kitle. Ne ayette ibadetli insanlar. Cenazı okulmagen bulsa hem Allah Teala onlarına şu dünyada kılıp yürgen amelge karar, cenneti cehennemi onu cenazası okulgen okulmagen yıkarılmaz. Bütün umur yani namaz okumagen, ibadet kılmagen, dünyada birer bir mette Müslüman mende, Müslümançılığını ilan kılmagen hali adam olsa onun cenazesini okusa o cenneti yok et olmayıydı. Bütün umur erkeçliği bile içkili bile ötken, zınası bile ötken, ribahorluğu bile ötken, parahorluğu bile ötken. Cenneti buladı ismi. Namaz okumagen. Onu bilmiyemiz cenneti, cehennemi buluşun. Şimdi bakken, demek onu biz perde ortada, Allah Teala biledi ya onu. Lekin arkasından mağfiret sorup, cenazı okurken, okunmagen biz hem Müslüman mı? Şimdi hakiki dua koyuyoruz. Allah Teala cenneti yıkılsın diye namazı. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Peşin namazını uz vakti de okumasam, kaza kılıp koysam, günah hukuk tabi. Şu ahir günahı, ahir sor. Peşin namazını vakti de okulmasa, en katta günah kendi günah değilse şu namazını kaza kılıçlık. Bir adam turdu da 1000 rekat nafil namaz okuyayım ben dedi. 1000 rekat nafil namaz okuyayım ben dedi. 1000 rekat nafil namaz okudu. 1000 rekat nafil namazı afzal mı? Ya ki 2 rekat bamdat namazını farzını öz vakti okuşluk mu dese şu bamdat namazını ya ki peşin namazını öz vakti de okuyan namazıya 1000 rekat nafil namazı yetmeydi sağ ol. Çünkü o farz o, Allah Teala'nın buyruğu. Allah Teala'nın buyruğunu eda kılıçlıktık şeref yok insanın. O minnette hayal bilen, hayalini cemlemesinden namaz okuyan bu sen lakin farzını adı yetiyordu mu?
bir yerdeki nafil ibadetini görüşe farz artık. İki rekat farz, etibar kança kança nafillerden göre azal. O şanın vakti de okuyan azal. O şan için namazını kaza kılmasını gerek. Eğer namazını kasten kaza kılsa onun günahı yetti bu miydi? Daha ağır. Lekin bilmezsen, kurak kalıp kaza kılıyordu. Ya ki hayalinden çıkıp gitip kalktı, bir iş ile meşgul karasa asırıp gitip kalktı. Şimdi Allah Teala hata kılsa, unutsa Allah geçirse mümkün. Lekin kasten bilip durup namazını kaza kılıştık, güzel hareketli günah. Allah asılasın. Bu nasıl ki Müslüman adam demek çizip duramaydı. Hakiki imanlı, itikadlı kişiler şu namaz vakti ötse yüreği kısıladigan, yüreği sıkıladigan, tezirah namazında da karşım gelirdi, hatırcam oturan dediğin kişiler şu imanı bağıran insanlarmış. Allah Teala şuna kızatlarını tüpe yetersin. Ahar geç, iltimas var eken, okyanus, her gün beytaplıyları var eken, şu an gelin hakkıları gibi dua kısayız. Dua kısayız. Ya Rabbi. Elhamdülillah, salatu selamu ala Resulullah. Ya Rabbi. Günahkar bendelerinden bir biraderimiz Parvardigara özünü rızalığını ister. Bimar biraderimizin şifa tapışlığını soruyordular. Biz aciz bendelerini ya Rabbi bilip bilmesinden kılgın günahlarımızı özünü keçirgin. Ve bizden daha soruyordukken biraderlerimizin Parvardigara özünü şifayı kamil, şifayı acil, şifayı gaybi etayla tanıcaların sakılır ibadetinde, itaatinde Parvardigara berdağın bölüp müstahkem buluşlarına, hiç nime görmeyen de sağ salamat buluşlarına ve başka bimarlarımız hem var, akılkölerimiz, karındaş uğurlarımız içi de, farzalarımız içi de, ata-analarımız içi de, yakın biraderlerimiz, karındaşlarımız içi de, hemmeleri ya Rabbi, özün şifayı gaybi ata kılıp, tanıcalarını, sağ umurlarını uzak kılıp, hemmelerini ibadetine müstahkem kıyın. Ve ferordigar verselerimizin iki dünya saadeti girişedigen, menfaatlik ilim ata eyleb, şu ilimge emel kıladigen, Emel-i salih bendelerinden buluşluğumuzu verçemizge nasip ve rüzgâ edeyen. Allahümme salli ala seyyidina ve nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in fadlika ve karam.